Dedim size, ne olduğunu bilmiyorum. Daha kaç defa söylemem lazım? Tamam kızım, sakin ol. Anne sakin ol deyip durma bana. Nasıl sakin olabilirim ben? Gel. Ha. Al işte, nasıl sakin olayım ben? Nerede? Çocuklarım nerede? Tamam kızım, tamam. Yelek Hanım, lütfen. Ne? Çocuklarımı düşman ettin bana. Kendi çocuklarımı bana düşman ettin. Nefret ediyorum senden, nefret ediyorum senden de o kadınlara nefret ediyorum. Dilek yapma. Nefret lütfen ediyorum, nefret beyefendi. Ediyorum senden de o kadından da. Allah kahretsin ikinizi de. Allah kahretsin. Tamam kızım, tamam. Lütfen oturun Dilek Hanım. Sakin ol. Otur, sakin. Sizin yüzünüzden, senin yüzünden, ikinizin yüzünden Allah kahretsin, ikinizi de Allah kahretsin. Maalesef durum bu. Dilek hiç iyi değil. Onu tekrar kliniğe götüreceğim. Anlıyorum. Yapabileceğim bir şey varsa. Hayır ama bu durumda Memo'nun sizinle kalması en doğrusu. En azından bir süre için. Dilek yaşadıklarını atlatıncaya kadar. Tabii. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın. Teşekkür ederim. Onur, sen iyi bir insansın. Bütün bu olanlar, yaşananlar maalesef çok üzücü. Arabadan kaçıp gittiği için sakın Memo'yu suçlama. Belki de kaçmakla çocuk canını kurtardı. Hadi kardeşim, yaparsın. Şimdi tek başına yürüyeceksin. Hazır mısınız? Küçük Bey'i bırakıyorum. Bırak, tamam bırak. Ah. Hadi kardeşim. Bir tane daha. Memo, yürüyorum. Yürüyorsun kardeşim, başardın. Memo, başardım, yürüyorum. Biliyordum başaracağını, biliyordum. Ama çok yoruldum. Bravo Küçük Bey, bravo. Yürüdünüz, çok çok mutluyum. Sağ ol Matmazel, başladım anlatmaya. Kardeşim bundan sonrası kolay, merak etme. En zorunu bitirdin. Haydi biraz dinlenelim artık, odanıza çıkarın. Ben de mahalleye gidiyorum kardeşim. Sonra görüşürüz. Benden herkes selam söyle. Tamam, güle güle. Onun suçu anne. Her şey Onur'un suçu. Artık ne anlattıysa çocuklarıma, nasıl kötülediyse. Çocuklarımın ikisi de benden nefret ediyor. Beni istemiyorlar. Dilek, sürekli birilerini suçlamaktan vazgeç kızım. Görmüyor musun? Bir şey değiştirmiyor. Bunun kimseye faydası yok. Nasıl anne, nasıl suçlamayayım? Niye bu haldeyiz o zaman? Kim sebep oldu bütün bunlara? Sen de hata yapmış olabilir misin? Bunu dönüp kendine soruyor musun? Bak, ilaçlarını almamışsın kızım. Tedavini yarım bırakmışsın. Sonuç ortada. Ben iyiyim anne, ben iyiyim. Değilsin kızım. Değilsin Dilek. Gör bunu artık. Gerçeklerle yüzleş kızım. Her şey düzelecek diye o kadar sevinmiştim ki kızım. Ama görüyorum ki hiçbir şey değişmemiş. Ve Dilekciğim, bu başka birinin suçu değil. Bana kızma anne, bana kızma. Nasıl kızmayayım kızım, nasıl kızmayayım? Tam torunlarıma kavuştum derken gene hasret kalacağım onlara. Onları isteyen, özleyen bir tek sen değilsin kızım. Ben de çok istiyorum onları görmeyi. Ben de çok özlüyorum onları.